bir solukta başlıyor. Rekor üstüne rekor kıran dolar 9,04'ü gördü. IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini %5,8'den %9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini %3,3'te sabit tuttu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi. Eğer devleti yönettiğini zannediyorsan, kağıt toplayıcılara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın diye konuştu. Sayıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığını, onların da bunları üçüncü şahıslara devrettiğini belirledi. TÜGVA'nın onlarca ismi torpille çeşitli devlet kurumlarındaki kadrolara yerleştirdiği öne sürülüyor. Sosyal medyada gündem olan listeler için TÜGVA'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynuyor," dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 aşı eşitsizliğine dikkati çektiği konuşmada pandeminin 100 milyon insanı yoksulluğa sürüklediğini belirtti. İstanbul Sanayi Odası, dünya genelinde açlıktan etkilenenlerin sayısı 2030 yılına kadar 840 milyonu aşması öngörülüyor tahminini yaptı. Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedildi. Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Güncellemeyle gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi. A milli futbol takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi Alman basınında geniş yankı buldu. ABD merkezi çizgi roman yayımcısı DC Comics, yeni Superman karakteri John Kent'in serinin devamında biseksüel olduğunu duyurdu. Hoşça kalın.